İstanbul'dan buraya uzun bir yolculuk yaptık. Niyetimiz de buradaki aziz şehitlerimizi ziyaret etmek. Burada bulunan soydaşlarımızı, Müslüman kardeşlerimizi anmak vardı. Bu anlamda 40 gönüllüyle beraber İstanbul'dan buraya bir yolculuğa çıktık. Kafkas İslam Ordusu'nun izinde bir iş sürdük ve Nuri Paşa'nın komutasında burada gerçekleşen müthiş zaferi anma fırsatı bulduk. Bu süre zarfında çok güzel hissiyatlar yaşadık. Şu anda da şehitlikteyiz. Bu şehitlikte meftun bulunan, bu şehitlikte yatmakta olan şehitlerimizin ruhuna rahmet diliyoruz. Birçok Azerbaycan'la Türkiye arasında birçok benzer yön var. Bu benzer yönleri daha da çoğaltmamız gerekiyor. Azerbaycan'ın sorunları, mesela Karabağ nasıl sizin için bir sorunsa, Karabağ'daki durum bizim için de bir sorundur. Türkiye'nin sorunları nasıl bizi ilgilendiriyorsa sizi de ilgilendirmelidir. Bu iki milletin tek anlayışla yoluna devam etmesi, tek anlayışla yürümesi bizim açımızdan çok güzel bir şey. Biz de bunu destekliyoruz Türkiye'nin gençleri olarak ve bu desteğimizi ilelebet sürdürmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Buraya geldiğimiz günden itibaren buradaki kardeşlerimizle çok güzel bir şekilde hem ağırlanıyoruz hem de muhabbetli bir şekilde güzel bir arkadaşlık bağı kuruyoruz. Bu projenin bize en güzel kazandırdığı şey tarih şuuruyla beraber Osmanlı Devleti'nin kazanmış olduğu en son şanlı zafer olan Kafkas İslam Ordusu'nun bu coğrafyalarda kazanmış olduğu zaferleri yad etmek. Bunların hatırası, bunların izleri bizim için çok güzel anılar olarak kalacak. Aynı zamanda nasıl ki bizim ecdadımız buraya gelmişse Kafkas coğrafyasındaki kardeşlerimiz da yine Osmanlı'nın Anadolu'nun müdafaası için Çanakkale'de yeri geldiği zaman Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede yardım etmişler. Çanakkale'ye gittiğimiz zaman orada birçok mezar taşında Gence, Şeki, Bakü isimlerini görebiliriz. O yüzden bizler ne kadar bir arada olursak, ne kadar güçlü olursak o kadar iri oluruz, diri oluruz. Rabbim bir olabilmeyi, kardeş olabilmeyi ve bu kardeşlik ikliminde de dünyaya gül bahçeleri açtırabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Azerbaycan'a 100 yıl önce gelen, 1918 yılında gelen Kafkas İslam Ordusu'ndaki manevi dedelerimizin, Nuri Paşa'nın ordusunun izini sürmeye geldik. Dedelerimizdeki ruh gibi Azerbaycan'a her an destek olmaya, Karabağ'da savaşmaya dahi hazırız. Türk gençleri olarak, Türkiye gençleri olarak Azerbaycan'daki kardeşlerimizin bize nasıl gönül bağıyla bağlı olduklarını, aynı şekilde biz de onlara gönülden sevgiyle selamladığımızı bildirmek isterim. Biz aynı kanı taşıyan, farklı vatanlarda yaşayan birer kardeşiz. Bunun için Kafkas ordusunun izini sürerek Azerbaycan'a geldik ve burada kendi şehitlerimizi, Azerbaycanlı kardeşlerimizin şehitlerini yad ettik. Allah'tan diliyorum ki Tanrı Türk'ü korusun ve birliğimiz var olsun, daim olsun. Burada 100 yıl önce yine atalarımız, dedelerimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza çarpışmıştır. Onların izinde buraya geldik. Tekrardan Allah'ın izniyle Karabağ'da bayrağımızı dalgalandırmaya geldik. Her zaman sizlerle omuz omuza varız. Allah Türklüğümüzü bir etsin. Sağ olun, var olun. Biz aslında gençler olarak baktığımızda Türkiye'de Çanakkale'ye gidiyoruz, görüyoruz ama Azerbaycan'a gelmiyorduk. Bunu görelim, bunu edelim. Buralarda neler yaşanmış? Bakü'de olsun, Küba'da olsun neler yaşanmış? Bunları görmek için buralara geldik. Bu projeyi yapanlardan Allah razı olsun. Güzel bir proje. Buralarda da yeni yerler gördük. Tarihimizi öğrendik. Dedelerimizin neler yaptığını öğrendik. Aslında bize kitaplarda anlatılandan farklı olarak gördük buralarda olanları. Öncelikle bütün Azerbaycan halkını sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. İstanbul'dan 40 kişi olarak yola çıktık. Uzun bir yolculuk olacağını biliyorduk. Hava sıcak, yol uzun. Diğer fiziki şartlar malum. Ama hiçbiri buraya geldikten atalarımızı, soydaşlarımızı, tarihin aynı kökünden çıkıp gelen bir arada olan insanlarımızı gördükten sonra bunların hiçbiri bir önem ifade etmedi. Ne yorgunluğumuz kaldı, ne sıcaktan şikayet eder olduk. Gerek Küba'da, gerek Gence'de, gerek Bakü'de soykırım anıtı olsun, buradaki şehitlik olsun ziyaretlerde bulunduk. Atalarımızı, geçmişimizi yad ediyoruz, onurla anıyoruz. Hem geçmişte yaşanılan tatsız olayların hüznü üzerimizde var. Hem de atalarımızın onurlu dik duruşunun vermiş olduğu gururlu bir duruş var bizde. Ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Allah gelmeyen Türk kardeşlerimize de nasip etsin diyorum.
Ayrıca öte yandan bizi burada konuk eden Gençliğe Yardım Fondu başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bakü Valiliğine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Azerbaycan halkını bize karşı olan sempatisinden ve sevgisinden dolayı teşekkür ediyoruz kucakladıkları için. Bütün halka selamlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Azerbaycan için herhangi bir sıkıntı olduğu durumunda, Karabağ dahi olsun, yani bu hangi konu olursa olsun, biz her zaman yanınızdayız. Biz Türk gençliği olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Kardeş Azerbaycan milletinin yanındayız. Çünkü biz farklı bir kökten, farklı bir milletten değiliz. Biz tek millet, iki devletiz. Bizim soyumuz bir, dinimiz bir, dilimiz birdir. Türkiye'deki insanlar, gençler Azerbaycan'ı çok seviyorlar. Biz bu duygular içinde Azerbaycan'a geldik. Azerbaycan'a geldiğimiz anda özellikle şehitliklere gittik, tarihi alanlara gittik, Kafkas İslam Ordusu'nun başladığı, yürüdüğü alanlara gittik. Biz oralarda heyecanımızı tazeledik, heyecanımıza heyecan kattık. Bu hayatta iki tip insan vardır. Tarihi okuyanlar ve tarihi yazanlar. Rabbim bizlere tarihi yazanlardan eylesin. Tarihin kalbine Allah rızası için mühür vurabilmeyi nasip eylesin.